Sigara ve alkol tüm toplumlar için en büyük sorunlardan bir tanesi. Ayrıca bu gebeler için de aynı şey geçerlidir. Sigara kullanılan gebelerde, fetüslerde erken doğuma, ölü doğuma, yapısal anomalileri, bu özellikle kalp veya iskelet sisteminde patolojilere yol açabilir. Bunu bırakın. Aynı zamanda bu çocuk doğduktan sonra sosyal adaptasyonunu, ayrıca okul başarısını, zihinsel fonksiyonları etkilenebilir. Onun için biz özellikle gebelerde, gebeliği düşünmeden ki periyotta sigarayı muhakkak bırakmasını öneriyoruz. Diğer yanlış bilinen bir şey, bize bir gebe kadın geldiğinde de özellikle sigara kullanıyorsa kaç tane içebilirim sorusudur. Bunun sayısı yoktur. Bir fırtı bile yoktur. Yani bir nefes bile içilmemesi tercih edilir. Diğer bir tarafta ise alkol vardır. Alkolün de dozu yoktur gebelik sırasında. Yani fetal alkol sendromu dediğimiz bebekte beyin yapısının küçüklüğüne yol açabilir. Beyin kafatasının kemiklerinin yapışmasına yol açabilir. İskelet sisteminde fetal alkol sendromu dediğimiz tipik bir görüntüye yol açabilir. Kalp anomaline yol açabilir. Onun için gebelik sırasında alkol kullanılmamalıdır diye belirtiyoruz.